Özlem, Amerika'da koronavirüs salgınıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12.911'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının merkezi bilindiği gibi New York ve diğer eyaletlere bakıldığında salgından en çok etkilenen New York'ta bu koronavirüs hala hissedilmeye devam ediyor. Eyalette dün 131.830 vaka sayısı 8.556 artışla yine rekor seviyeye çıktı. New York'u 44.416 vakayla, New Jersey 18.970 vakayla da Michigan takip ediyor. Bu arada Maliye Bakanı'ndan da bugün bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Steve Mnuchin bugün CNBC'ye yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük işletmelerin federal hükümetten yardım alma şansı konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Mnuchin, Kongre'nin halihazırda dağıtılan 350 milyar dolarlık ek fon içinse çalıştığını ve bunu onaylayacağına emin olduğunu da yine belirtti. Kongre'de bu fon için hazırlıklar devam ediyor. Ekonomi hemen toparlanmaz uyarıları da geliyor ekonomistlerden. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın eski başkanı Ben Bernanke'nin açıklamaları var. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ABD ekonomisinde V şeklinde keskin bir toparlanma beklemediğini belirtti. Konuyla ilgili Brookings Enstitü'de online bir toplantıda konuştu. Eski Merkez Bankası Başkanı Bernanke, şirket kapatmalarının ve tüketim daralmasının ardından ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte en az %30 daraldığını söyledi. Tabii ki işsizlik rakamları bu hafta daha da fazla artması bekleniyor. Binlerce işçiyi işverene bağlı planlardan mahrum bırakan koronavirüs pandemisinin ardından 35 milyon kadar Amerikalı benzeri görülmemiş işsizlik maaşı taleplerini ve şirketlerin kapanmasını takip eden sağlık sigortasını kaybedebilir. O endişe Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Onun için bununla ilgili raporlarda yine Amerika'da tartışılan konular arasında yer alıyor. Bir başka tartışılan konu ise Amerika'daki ölümler. Bu ölümler içinde özellikle siyahi Afrikalı Amerikalı vatandaşların ölümlerindeki artış oranı endişelendiriyor. Virüs ölümlerinde siyahi Amerikalıların çoğunlukta olması korkunç olarak değerlendiriliyor. Trump'tan da bir açıklama var. Amerika'daki bazı eyaletlerde istatistiklere göre yine bu koronavirüs vakası nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin çoğunun Afrika kökenli Amerikalıların olduğunu söylemesi yine dikkatleri bu yöne çekti. Aynı uyarı yine COVID-19'da mücadele görev gücünde yer alan Dr. Fauci'den geldi. Hala hazırda bu kişilerin hastalıklarının olması ölüm oranlarını arttırıyor dedi. Onun için Amerika'daki dikkati çeken noktalardan birisi de bu. Şirket haberlerine geçtiğimizde bazı şirketler tabii ki işçi çıkartıyor ama maaş düşenler de var. Tesla özellikle üretimi durdurmuştu Amerika'da. Personel maaşlarında kesintiye gidiyor. En yüksek kesinti başkan yardımcıları, başkan üst seviyelerde olacak. Tesla yöneticilerinin maaşından %30 kesilecek. Çalışanlarının maaşından da %10 kesinti yapılacak. Bu arada bir bağış var. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve mal varlığının %28'ini yani 1 milyar doları koronavirüsle mücadele salgınına bağışladığını söyledi. Son gelişmeler bunlar. Arkadaşlarımız da zaten diğer tartışılan konuları sizlere aktaracak.